Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Ay çok çirkin görünüyorum. Şimdi biri diyecek ki zaten çok çirkinsin. Neyse güzel olduğumu da iddia etmemiştim zaten. Her neyse. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş siz bu videoyu öğlen izleyeceksiniz ama şu an saat 6. Ve bizim aşırı derecede canımız sıkılıyor evde. Çünkü televizyonumuz çalışmıyor. Çocuk odasındaki televizyon da dün olmadı. Kablo uymadı. O yüzden böyle akşam saat 6'dan sonra yapacak hiçbir şey bulamıyoruz. Telefon, tablette bir yere kadar. İnsanın gerçekten ciddi anlamda canı sıkılıyor. Ne misin yavrucuğum? Kızım anneanne geliyor şimdi. Hadi. Neyse biz hazırlandık. Annemi de aradık. Bizi dedik iş çıkışı. Mikael sesini kısın. Aa iki taraftan birden ya. Tövbe tövbe. İki taraftan birden ses açtı. Azur bakalım anneannem yazmış. Ondan sonra ha tamam dedi. Evet geliyor. Gönlümün prensesi, validesi geliyor. Annemlere gideceğiz. Çantalarımızı hazırladık. Pijamalarımızı falan da aldık. Yarınki çocukların okul kıyafetlerini de hazırladım. Çünkü gitmişken bugün kalırım artık. Zaten saat şu an 6 veya 6.30. Tekrar git gel yapmayalım dedim. O da zaten balık almış. Dedi yemek yeme, balık yaparız akşam. Evet, akşam arabayla tura çıktık dermişim. Açıp da mı göstereyim? Şimdi bizim evde canımız çok sıkıldı. Annemi aradım, dedim ki iş çıkışı, dedim gel bizi al. Şuradan geçerken de size Almanya'nın şöyle ışıklandırılmış hallerini gösterelim. Bütün evler böyle ışıklandırılmış. Arkada araba mı var? Aa, adam her sene çok güzel yapıyor. Ay dur, o taraf var, yan taraf var. Bakın. Resim çekelim size şöyle. Evet, şu taraf. Girseydik anne kız. Aa, şuradan dön. Çok güzel, orayı çok güzel yapmışlar. Ve daha ışıklandırılmalar başlamadı. Birkaç gün sonra iyice bütün evler böyle olur. Şimdi biz yapınca Hristiyan'a benziyoruz derler. Türkler hemen. Ama oysa ki ışıklandırmadan, işte Müslümanlıkla, Hristiyanlıkla ne alakası var? Ne kadar güzel duruyor. Bunu gece saat 12'de kapatıyorlar. Gece saat 12'ye kadar böyle yanıyor akşam saatlerinde. Ayarlanıyor zaten onu. Aynen ayarlı oluyor. Geçen biz Mona'yı almaya gittik ya, onlar da yapmışlar bütün... Aa bak, o duvarda böyle bir şeyler yanıyor. Bu tarafta. Aha, dur. Oradan durun biraz. Zaten bu caddede. Evet, bu caddede hiç Türk yok. Şimdi bakın, vallahi sizin için üşümeyi göze aldım, camı açtım. Bakın ne kadar güzel. Ay bir ara da şeye gidelim kız. Rosie Rise'ına. Ay bakın, çok güzel. Şimdi gece olduğu için evlerini çekiyorum. Gündüz olsa çekip göstermem. Çünkü belki hani istemeyen olabilir. Gerçi bence de. Ha, Nuray ablaların orada, onu kim yapmış kız? He, tamam oraya gelmedi değil mi? Bakın böyle. Babam bize çok yapardı. İnanılmaz çok yapardı. Kutularının içine büyüdü, anne kafasıyız zaten. Annem hep diyordu senin Alman bir karın olması lazımmış. Çok üzülüyordum, adam aslında bir Alman kadınla gitti. Babam bize böyle çam ağacı yapardı. Ben o çam ağacı olayını da yarınki vlogda inşallah gireceğim. Ben geçen sene söz geçiremiyordum adamı. Ben de yapıyordum biliyorsun. Biliyorum da işte babam da aynı, siz işte babamın öyle gördüğünüz için öyle yapıyorsunuz. Evet. Aslında. Ben geçen sene vlog çekerken çam ağacını gösterdiydim. Ay gir. Ay ne kadar. Oraya görmedim. Resmen şu an mahalleye geziyor sizin için. Oradan da tekrar böyle geziyor. Gece. Üşümeyecek, dolaşacak. Ay evet ya, gerçekten inan ki gerçekten böyle çıkıp dolaşacağım. Bakın. Ne kadar güzel. Tövbe, içime gene bir çam ağacı hevesi girdi. Başlat da bir istir etme. Bakıyoruz, geçiyoruz. Bak. Işıklandırmayı biz de yapmıştık 2 sene öncesinden bahçeye bütün ağlara. Tamam, şimdi bakın, şimdi yine çok güzel bir şey gelecek. Orada da Noel Baba'nın şeysi vardı. Dur. Mahalleye gezeceğiz, benzin bitireceğiz şimdi.
caddede böyle de. Evet, bu cadde de böyle. O cadde de öyle ama şu taraf daha güzel. Artık bu kadar da yeter. Bizim mahallede çok yapacağım. Bizim mahallede böyle yok diye. Evet, bizim bakın. Bizim mahalle zengin mahalle. Sizin mahalle zengin mahalle. Aynen, bakın bak, şimdi. Dur akşam kaç yaptı o? Dur dur. Bak bir de şey var, bak görüntü yapmışım. Diyorum ya, görüntülemesi. Şey gösteriyorlar. Bakın. Evet, Merry Christmas. Bakın, merhaba, merhaba, Noel Baba. Çok güzel. Kız içeriden biri görür de bu salak kim, ben sallıyor derler. Bakın şurada da şu şekilde şöyle ışıklandırma. Arada şöyle resim de çekeyim kız. Şeyin tepesine çıkmış, baksana. Evet, aynen. Türkiye'de böyle de, Türkiye'de alışveriş merkezleri sen büyük yerlerde falan ha. Evlerde hep aynı yok tabi ama tabi Türkiye'de bizi geçti yani, yurt dışını geçti ışıklandırmalarda. Neyse böyle yani. Çocuklar da fazla yok değil mi? Bunlar fakir. Bunlar var. Evet. Fazla bir şey yok. Ama bunlarda fazla bir şey yok. Bizim mahallemiz yaşlı. Böyle çocuklar. Önceden çok, benim şeyimde zamanında mı, biz küçükken çok yapan oluyordu. Bakın. Annem böyle hamsi almış. Şimdi bu hamsicikleri Özlem ablaları temizleyecek. Bakın. Çıkı 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 çıkı. Sen birazdan benim mideme mi gireceksin demiş. Yok, başıma gelecek. Tesettüre gidecek sen. Bakın, ben hayırlı evlat, hemen anamın mutfağını toparlayıverdim. Çok acayip tatlı. Buranın ışığını yaz bunun. Evet, bakın. Şöyle annem marulu doğradıydı. Ben de soğanın, domatesini, birazcık mor lahana, biraz havuç rendeledim. Tamam, güzel karalım. Şöyle mısır ününe buluyoruz biz arkadaşlar. Çok az bir şeyde normal un atmış. Ömer'e de şöyle yaptım. 2 saat şimdi kılçıklarını ayıklamakla uğraşmayayım dedim. Şu şekilde hazırlayıverdim. İşe gitmeden önce de tarhana çorbası yapmışmış. Ha, masada aynen. Şimdi babam şöyle fırına bagetler sürmüş biz gelmeden önce. Öğlenden yine... Yemeyeyim mi? Vereyim mi sana bir tane? Tamam. Öğlenden de yine böyle içli köfte falan kızartmışmış annem. Yani bir tane kalmış. Bir de taze fasulye yapmışmış öğlen. Onu da koyduk sofraya. Bundan mı istiyorsun? Tamam. Evet, şöyle. Ne baba, bıçak mı istedin? Salatamızı güzel karıştıralım. Şimdi ben şöyle size göstermelik. Anda bunu da yapayım, daha sonra güzel yapacağım. Evet, salatamız. Ömer'in balıklar da kızarıyor. Ve bir posta balığımız da kızardı. Sıraftan yiyelim mi? Sıraftan yiyelim mi? Sıraftan yiyelim. Yakın. Üç erkek annesi olan Elif'in canlı yayınını izledik. O kendi telefonuyla, ben kendi telefonumla. Şimdi şöyle çaylarımızı koyduk. Çocukları uyuttum. Ben çocukları uyuturken o ara annem de
2 dakika bulaşıkları halletmiş, çay demlemiş. Şöyle o çekirdek yedi, ben çekirdek yemiyorum ama azıcık şöyle kuru yemiş yedim. Zaten nasıl yedim bilemedim. Sakın beni falan çekme yani. Hayır, çekmiyorum şu an seni. Ay, çay içiyorum şöyle rahat rahat. Ha, bu kadına dedim ki gel canlı yayın açalım dedim, istemedi, yarın açarız dedi. Hayır, çok yorgunum ya. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün biz akşamına canlı yayın yapacağız, haberiniz olsun. İnşallah, inşallah. Neyse, şöyle bir yandan da MasterChef'e bakıyoruz. Kız oradaki kuş mu? Abi. Kız onu niye öyle zarıp zarmaladınız, nefes alamaz mı? Ya, baban kenarlara çıkıyor. Aaa, caniler. Baban yapıyor öyle mi? Neyse, kim ne yazmış bakalım. Senin o. Da senin halan mı? Senin halan mı diyor pis Nuriye. Neyse. Elif'im de ya. Yo, bana diyor, bana. Elif'in halası, senin mi halan diyor bana. Nuriye, kalleş. Herkese günaydın. Evet, ertesi gününden videoma devam ediyorum canlarım benim. Sabah çocukları babam kalktı, sağ olsun okula götürdü. Şurada bir iki bulaşık vardı, onları hallettim. Ömer'i sabah erkenden doyurmuştum. Daha sonra babam doktora gitti. Annem iş yerinden alıp doktora gidecekti. Ben de onların gelmesine daha 2 saat var diye yattım. Hatta birazcık da dalmışız yani Ömer'le. Neyse, 9'da kalktık, indik aşağıya. Yüzümüzü gözümüzü yıkadık. Şimdi annemle babam da geldi. Ben de kahvaltı hazırlığına girişmiştim. Onlar da gelirken ekmek almışlar. Şimdi güzel kahvaltımızı yapacağız. Tabii ben tek elde kamera, tek elde maşa yapamadım. Böyle patates kızartayım dedim. Ay, sıçrıyor elime. Annem böyle sevdiği için böyle yapayım dedim. Çünkü o böyle yuvarlak yuvarlak daha çok seviyor patatesi. Ben de anacığımın sevdiği gibi yapayım dedim. Çünkü o zaman çocukluğunu hatırlıyor. Birazcık da balık varmış buzlukta. Şöyle çıtır balıklardan birazcık da ondan kızarttım. Şöyle bakalım. Kahvaltılıkları da çıkarttım oraya. Onlar da şöyle ev karanlık. Gelirken şu küçük ekmeklerden almışlar. Öyle bakalım. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Go on pizza. They just don't hazır. Vallahi hemen patates kızarttım. Kahvaltıları çıkarttım. Şöyle domates doğradık. Bu balıklardan bir de ekmek. Ekmekleri de çıkarttım. Ömer, acıktın mı? Nein. Yedin iki tane ekmeği. Neyse, böyle kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Bize afiyet olsun. Ve bakın. Orada Mikail yatıyor. Bizim de böyle yer yatağımız var. Şöyle bayağı bir kocaman ama. 2 tane yatak yan yana. Yani 2 metrelik bir yatak. 2'ye 2 metre. Böyle şimdi artık bizim yatma saatimiz geldi. Duvardan soğuk fazla gelmesin diye Ömer onu koydum. Ortaya ben yatacağım. Şimdi Gülşen annemin yanında yatıyor mu? Birazdan babam aşağıdan yukarı gelince Gülşen de buraya yanımıza yatacak. Böyle bugün de buradayız. Bilmiyorum yarın da burada kalır mıyım, kalmaz mıyım? Ömer'den tabii ki şimdi telefon alacağım. Ay, hiç bugünlerde birkaç gündür böyle pek fazla moralim yok. O yüzden video çekmiyorum. Çok ara ara çekiyorum ve kısa kısa çekiyorum.
Bu da böyle belki saçma sapan bir video olmuş olabilir, bilmiyorum. Ama umarım inşallah hoşunuza gidecek bir şeyler çıkmıştır ortaya diye düşünüyorum. Saçma sapan bir şey olduysa da artık kusuruma bakmayın. Çünkü son birkaç gündür kafamı gerçekten toparlayamıyorum. Şöyle bir hadi deyip belli düzenli bir vlog çekemiyorum, farkındayım. Yani bu bir iki gün böyle olsun. İnşallah birkaç güne kendimi toparlarım. Ondan sonra normal yine günlük güzel tariflerimizle, güzel böyle temizliğimize, sohbetimize güzel vloglar çekerim diye düşünüyorum. Yani varsa bir hatam, bir kusurum affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Lütfen beni birkaç gün, yani bu birkaç gün beni mazur görün. Öyle. Birazcık da videoyu kendime çevireyim. Şurada annemin eşarbını buldum. Bulmuşken 2 dakika eşarbı kafama geçirivereyim dedim. Çünkü şalımı aşağıda unuttum. Çantam da aşağıda. Vallahi tekrar aşağı inesim yok. Annemlerin katları triplex bu arada. O yüzden şimdi biz ikinci kattayız. Ay işte bir tuhaf oldu. Bakayım. Neyse. Her neyse. Babaanneme benzedim. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar birkaç gündür vlog çekemiyorum. Hatta bu şimdi demin izlediğiniz videoları da 2 gün önce çekmiştim. 2 gündür paylaşmaya bir türlü bir vaktim olmadı. Ya da yani vaktim olmadı demeyeyim de öyle bir hani bilmiyorum, moralim olmadı. 2 gündür böyle biraz durgunum. Hiçbir şapasım gelmiyor. Demin de söyledim. Kendimi bir türlü bir toparlayamadım. Böyle elim kolum kalkmıyor. Böyle moralsiz gibiyim. Böyle bir modum düştü. O yüzden bu videonun şimdi pek öyle kusuruna bakmayın. İnşallah yarın güzel bir video bekliyor sizleri. Çünkü yarın Özge gelecek. İstediğiniz o tuzlu kurabiye tarifini yaptıracağım ona. Kayseri yağlaması yapacağız. Sizlere güzel Kayseri yağlaması tarifi vereceğim. Öyle yani, yarın güzel bir günlük vlog çekerim diye düşünüyorum. Ama bakalım, göreceğiz. Ama bu videoda şimdilik bu kadarcık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.